Herkese merhaba. Bugün TUS öncesinde, Mart TUS öncesinde spot bilgilerden ve dahiliye adına son tekrarlardan bahsetmeye çalışacağım. Özellikle daha önce sorulmamış, sorulup başka noktalarına değinilebilecek konuları branş branş ayırmaya çalıştım. Özellikle enfeksiyon hastalıkları, immünoloji, geriatri ve yoğun bakımla ilgili de spot noktalara değinmeye çalıştım. Faydalı olacağını düşünüyorum hepimiz açısından. Kardiyoloji ile başlarsak biliyorsunuz son Ekim sınavında sacubitril'in mortalite azaltma üzerine valsartanla beraber etkisinin olduğu sorgulandı. Valsartan biliyorsunuz ARB grubu, anjiyotensin reseptör blokörü grubu ilaçlardan biri ki bu grubun zaten kalp yetmezliğinde mortalite azalttığını biliyoruz. Sacubitril ise bir endopeptidaz ailesinden neprisilin inhibitörü. Böylece endojen BNP'nin vücutta daha etkin vazodilatör etki göstermesini sağlıyor. İkisinin kombinasyonunun mortaliteyi azalttığını bilmek önemli olduğunu düşünüyorum. Sacubitril'in tek başına böyle bir mortalite etkisi yok. Valsartan'la beraber etkisi var ve başlayacağımız hasta grubu ACE inhibitörü ya da ARB alırken hala semptomatik olan, semptomları devam eden hastalarda ACE inhibitörü ya da ARB'yi kesip yerine sacubitril valsartan kombinasyonunu başlayabiliyoruz. Bu açıdan yine sorgulanabileceğini düşünüyorum. Bir kere vurgulandıktan sonra oldukça fazla o konu üzerinde sorular ardı ardına gelmeye başlıyor. İkincisi, yan dal sınavında, YUDUS sınavında da sorgulanmış, TUS'ta sorgulanmamış bir konu ki her sınavda biliyorsunuz sözel ya da şekil anlamında bir EKG sorusu olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle AVR derivasyonundaki ST elevasyonunun solana koroner lezyonunu gösterdiği EKG olarak bilinmeli. Bu spot olarak direkt yan dal sınavında solana koroner lezyonu hangi derivasyondaki ST elevasyonuyla saptanabilir şeklinde AVR anlamıyla soruldu. Solana koroner biliyorsunuz circumflex ve LAD'nin çıkmadan ana koroner dediğimiz ki sol koroner sinüsten biliyorsunuz hem circumflex hem LAD ayrılıyor. İkisi birden ayrılmadan osteal lezyonlar ki bunlar oldukça kritik seyredebilecek, direkt hastayı şoka sokabilecek dramatik lezyonlar. O yüzden AVR'deki ST elevasyonuna devam etmiş olmak gerekiyor. Kapak hastalıklarından vaka sorusunun uzun zamandır sorgulanmadığını düşünüyorum. Tekrarlayan senkop atakları ve koroner arter hastalığına benzeyen göğüs ağrısı klasik aort darlığı semptomudur biliyorsunuz. Aort darlığı özellikle yaşam ömrünün uzamasından sonra kalsifik aort darlığının inanılmaz artması ve hasta profilinde çok görmemiz açısından soru değeri var. Soruyu kaçırmayacağımızı düşünüyorum. Özellikle senkop göğüs ağrısı yanına tabii bir sistolik üfürüm özellikle aort odağında ve bu üfürümün karotise yayılması sorunun geri kalan kısmını bitirecektir. Özellikle vaka sorusu olarak beklediğim sorulardan biri. Diğeri de tabi poliklinik şartlarında en fazla görebildiğimiz hastalardan hipertansiyon hastası ki bu soruda favori olabilecek yerlerden biridir. Dirençli hipertansiyon. Dirençli hipertansiyon biliyorsunuz 3 veya daha fazla ilaç ama ilaçlardan biri en az diüretik olacak. Yani diüretik olmadan dirençli hipertansiyon diyemiyoruz biliyorsunuz. Böyle bir hasta grubunda ilk tercih ilacın spironolakton olduğunu unutmayın. Spironolakton biliyorsunuz aldosteron antagonisti kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltması dışında dirençli hipertansiyonda da ilk tercih olması muhakkak sorgulanabilecek bilgilerden biri. Özellikle kardiyoloji anlamında bu spot bilgilerin aklımızda kalırsa faydalı olacaktır. Göğüs hastalıkları, göğüs hastalıklarından atipik pnömonilerle ilgili vaka soruları yine unutulmuş gibi duruyor. Atipik pnömonilerin en sık görüleni biliyorsunuz mikoplazma pnömonisi ve mikoplazma pnömonisinin atipik pnömoni yapması, atipik demek hepimiz biliyoruz. Akciğer dışı yani özellikle akciğer dışında gördüğümüz bulguların ön planda olması. Burada tabii kulak zarında bir löz enfeksiyon, bir löz menenjit daha önce defalarca sorgulanmıştır. Hemolitik anemi, özellikle soğuk tip hemolitik anemi bu mikoplazma hastaları için gene önemli senaryolardan biri ve lenfadenopati. Periferik lenfadenopati veya iler medyasinal lenfadenopati tablosuyla mutlaka mikoplazma pnömonisi sorgulanma özelliği var. Atipiklerden de en sık pnömoni etkeni olması önemli. Astımla ilgili Ekim 2020'de bir soru geldi. Algoritmik bir soru. Özellikle tedavi algoritmasında bir sonraki aşamada hangi ilaç başlanır ki uzun etkili beta 2 agonist şeklinde sordular. Burada uzun süreli kısa etkili beta 2 agonistlerin atak sonrasında hemen kısa sürede bırakılması öneriliyor. Özellikle kısa etkili beta 2 agonistlerin kullanımının, uzun süreli kullanımının
aslında mortalite öngördürücü olması ve mortalite arttırması bence yine soru değeri var. Eğer 2020 TUS'ta uzun etkili beta 2'leri sorduysa algoritmik olarak, kısa etkili beta 2'lerin de kurtarıcı tedavi dışında uzun süre kullanılmasının mortaliteyi arttırması gene sorudur diye düşünüyorum. KOAH'la ilgili tedavi ve tanı yönetim kılavuzunu belirleyen Gold 2021 yayınlandı. Hani 2001'de yayınlanan bir kılavuzun soru değeri belki yok ama burada özellikle kılavuzun son chapter'ına, daha önceki Gold 2021 sunumunda da değinmiştim. Covid biliyorsunuz hepimizin soru beklediği yerlerden biri. Gündelik hayattaki uğraşımız dışında. KOAH ve Covid-19 pnömonisi varsa Gold 2021 Remdesivir öneriyor. Remdesivir biliyorsunuz klasik olarak hani Covid-19'a gerçekten etkin midir? Burası tartışmalı. Kılavuz kendi içinde de bunu tartışmış açıkçası. Hani biz bunu öneriyoruz, çok güçlü kanıtlar yok ama şeklinde. O yüzden hani kılavuzda geçtiği için Remdesivir, KOAH artı Covid-19 pnömonisinde hani resmi bir kaynakta göz önünde olduğu için gene aklımızda durmalı diye düşünüyorum. KOAH'ın en sık mortalite nedeni ise mutlaka akciğer kanseri olarak bilinmeli. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 3-4 yıl önce bu kardiyovasküler ölümler KOAH'ta en sık sebeptir diye konuşulurdu. KOAH'ta akciğer kanserinin en sık mortalite nedeni olması gene spot sorulardan beklediğim yerlerden biri göğüs hastalıklarında. Aklımızda kalacaktır diye düşünüyorum. KOAH'ın maligniteden ölmüş olması sürpriz değil. Kardiyovasküler ölümler ikinci sırada. Yani burada akciğer kanserinden daha geri planda olduğunu artık ne yapacağız? Aklımızda tutacağız. Hematoloji, onkoloji, yeni oral antikoagülanlar biliyorsunuz non vitamin A K antagonistleri dediğimiz yani warfarin dışındaki oral antikoagülanların kontraindike olduğu durumlarla ilgili özellikle 2019'da antifosfolipid antikor sendromu AFAS'ı da buraya eklediler. Burada iki tane soru değeri olduğunu düşünüyorum. Bir, yeni oral antikoagülanlar mekanik protez kapak, orta ciddi mitral darlığı, son dönem kronik böbrek yetmezliği ve gebeliği zaten çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Hani bunlarla ilgili çalışmaları yoktur ama antifosfolipid antikor sendromunun eklenmiş olması kesinlikle önemli. Kontraindike olduğu durumları akılda tutarken tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Bu hasta grubunda kullanabileceğimiz oral antikoagülan sadece warfarin. Yani soruyu tersten düşündüğünüz zaman aşağıdaki hangi hasta gruplarında warfarin oral antikoagülan olarak tek tercihtir şeklinde. Mesela bu bir antifosfolipid antikor sendromu için çok klas bir soru olur. Biliyorsunuz lupuslu hastalarda habitual abortustan sorumlu ki TUS'un çok fazla sevdiği vaka antitelerinden biri. Bu anlamda oral antikoagülanların kontraindike olduğu durumlarda AFAS'ı antifosfolipid antikor sendromunu akılda tutmak gerekir. Yine hematoloji onkoloji ile ilgili beklediğim sorulardan biri kronik lenfositer lösemi. Bunu hep tesadüfen lösemi diye anlatmaya çalışıyorum. Tesadüfenden kastım asemptomatik. Yani hasta belki de hematoloji semptomlarıyla işte nedir? Lenfadenopati, ele gelen kitle veya işte kemik ağrısı veya işte halsizlik, yorgunluk tarzında anemiye benzer semptomlar, sık enfeksiyon senaryosu, peteşi, purpura, ekimoz gibi o pansitopeninin klişe, lösemi, lökoz semptomlarından biraz daha geri plandadır. Zaten kronikten bunu algılayabiliriz. Biraz daha hani yavaş seyirli olduğunu düşünebiliriz KLL'lerin ama vakada mutlaka başka bir nedenle kan verdiğini ve sorguladığınız zaman ya da muayenede lenfadenopati göreceksiniz. Ben KLL'yi şöyle anlatıyorum. K'yı başa koyun kronik, LL'ler, lenfositoz ve lenfadenopati. Özellikle atipik lenfosit %30'un üzerinde ve lenfadenopatisi var bu hastaların erken evrede. En önemli akım sitometresi bulguları CD5 pozitif B lenfosit. Soruda oldukça işinize yarayacaktır. CD5 biliyorsunuz normalde T lenfosit markırıdır ama B lenfositlerde CD5 KLL için oldukça önemli. CD5 pozitif akım sitometresi bulgusu KLL dışında mantle hücreli lenfomada da oluyor. Unutmayın bunu. Bu ikisi dışında CD5 pozitifliği görmeyeceksiniz ve KLL'ye özel kılan tabii otoimmün hemolitik anemi ve ITP. Otoimmün lösemiyi de tesadüfen löseminin mutlaka yanına ekleyin. Böyle bir vaka sorusu ki bundan önceki ilkbahardaki TUS sınavında 2020 yılının hastalarda KLL'de hangisi başlangıç tedavisi endikasyonu değildir şeklinde soru soruldu. Vaka sorusu olarak da CD5 pozitifliğiyle, otoimmün hemolitik anemi ve ITP'si ile ve tesadüfen gelmesiyle mutlaka aklınızda kalacaktır. Yeni ilaçlar özellikle hematoloji ve onkolojide önemli biliyorsunuz. İşte TTP çok meşhur yine sevilen sorulardan biri.
TTP tedavisinde trombotik trombositopenik purpura biliyorsunuz. Klasik hemolitik üremik sendromdan farklı olarak ateş ve nörolojik bulgunun oldukça fazla eşlik ettiği bir tablodur ayırırken. Burada bizim asıl tedavimiz tabii özellikle dolaşımdaki dev multimer von Willebrand faktörleri temizleyebilmek için plazma ferez. Ama plazma ferez dışında yeni bir ilaç senaryosu var. Yine sorgulanmamış Caplizumab diye. Caplizumab von Willebrand faktörü karşı gelişmiş monoklonal antikor. Hepimiz biliyoruz ki girdiğimiz sınavda mutlaka 2-3 tane monoklonal antikor sorusu olacak. Ve bunlardan biri TTP tedavisinde kullanılan şeklinde karşımızda olabilir. Yani Caplizumab'ı bu anlamda hatırlamanızı istiyorum. Ve miyelofibroz, kronik miyeloproliferatif hastalıklardan en önemlilerinden biri. Adı üzerinde zaten kemik iliğinin tamamen fibroza gitmesi. Tedavisi tabii ki kittir, kemik iliği transı ama biliyorsunuz miyeloproliferatif hastalıkları ikiye ayırabiliriz. Biri Philadelphia pozitif olan KML, diğeri ise Philadelphia negatif olan ki JAK2 pozitifler diyorum ben onlara. Polistemi rubravera, miyelofibroz ve hastalarda esansiyel trombositoz. Biliyorsunuz bu JAK2 mutasyonlarının en fazla olduğu hasta grubu polistemi rubravera. %95 civarında. Miyelofibroz ve esansiyel trombositozda da olabiliyor. İşte bir JAK inhibitörü bulunmuş. Ruxolitinib. Ruxolitinib de miyelofibroz tedavisinde kullanılan yeni ilaç gruplarından biri. Hematolog ve onkologların bunu sorgulama potansiyelleri. Belki de farmakolojide mutlaka yine aklımızda soru değeri olabilecek durumlardan biri diye düşünüyorum. Endokrinle ilgili papiller tiroid kanserinde biliyorsunuz özellikle bu tiroid kanserlerinin genetik zemini diğer özellikle prekanseröz sendromlara eşlik etmesi her zaman soru değeri var. Papiller tiroid kanseri tiroidin en sık görülen kanseri biliyorsunuz ve özellikle kolon seyahat riskinin %100 olduğu FAP birlikteliği olabiliyor. Familial adenomatöz polipozis koli. İşte papiller tiroid kanserinin ki bu patoloji sorusu olarak bile sorgulanabilir. Kribriform morular denen özellikle histolojik alt tipi FAP'a eşlik edebiliyor. Bunu bu şekilde bence akılda tutun spot olarak. Kribriform morulardan sadece kribriformu akılda tutmanız yeterli. Papiller tiroid kanserinin FAP'a eşlik eden formu. Bu da yine beklediğim hem patolojide hem de dahiliyedeki soru değeri olan durumlardan biri ki genel cerrahlar da bununla ilgilenir. Genel cerrah textbooklarında da FAP ve papiller tiroid kanseri birlikteliği yine karşımıza çıkma şansı var. Gene endokrinle ilgili özellikle tanı yöntemleri arttıktan sonra tabii bunların genetik altyapıları, genetik sendromlara eşlik etmesi hep sorgulanıyor. Biliyorsunuz biz hipofiz adenomları genelde kazanılmış adenomlar sonradan olan ama ailesel sendromik hipofiz adenomları ve mutasyonları var. Bunlardan en fazla görülen mentip 1. Unutmayın bunu. 3P ile seyreden pankreas, pütüter bez yani hipofiz tümörü ve paratiroid. İşte burada özellikle mentip 1 ailesel sendromik hipofiz adenomlarından en sık gördüğümüz sendrom. Onun dışında mentip 4 özellikle tip 1'in bir alt tipi gibi bunu hep konuşuyoruz. Özellikle hastalarda pitüter ve paratiroid dışında burada mutlaka testis ve testiküler kanserler ve renal sel seyahı eşlik ediyor. Tip 4'ün tip 1'in bir alt fraksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Carney kompleksi yine ailesel hipofiz adenomları dışında kalpte miksomalar ve değişik organlarda yine multiple tümörlerle seyredebilir. Ve süksünat dehidrogenaz mutasyonu. Bu süksünat dehidrogenaz mutasyonu da gene önemli genetik altyapısı açısından. 3 pas sendromu deniyor. Pitüter bez, paraganglioma ve feokromositoma. Yani 3P'de burada bu sefer paraganglioma biliyorsunuz adrenal medulla dışında yerleşen feolar. Adrenal kitleler, sempatik sinir sistemi enterokromafin hücrelerinden köken alıyor. Feo ise zaten bildiğiniz bir senaryo. Özellikle bu süksünat dehidrogenaz SDH diye kısaltılır. Birazdan feoda da söyleyeceğim. Bu SDH mutasyonları feokromositomada özellikle genç feolarda zaten rutin araştırılması isteniyor. Birazdan da konuşacağız. Yine favori olabilecek noktalarından biri. İşte feoda özellikle o 3 pas dediğimiz pitüter bez, paraganglioma ve feokromositoma hadisesinde SDH5 geni var. Süksünat dehidrogenaz B, işte ekstraadrenal, pelvik paraganglioma ve metastatik tümörlerde en sık görülen mutasyon. Özellikle feonun malign olduğunu gösteren önemli mutasyonlardan biri. SDHC ve D özellikle baş boyun paraganglioması. Baş ve boyundaki sempatik sinir sistemi ganglionlarından köken alıyor. Ve feoda özellikle MAX ve RET geni ise %100 adrenal medullada tümör yapıyor.
İşte aşağıdaki hangi mutasyonda %100 adrenal medullada FEO vardır veya rutin FEO'da araştırılması gereken süksinat dehidrogenaz, işte bunun altına X koyarlar. Harfi siz tamamlarsınız. B özellikle ekstra adrenal, pelvik ve malign olma potansiyeli en yüksek olan şeklinde. Mutlaka yine FEO'da unutmamak gerekir. Çünkü FEO ile ilgili de çok soru çıkıyor. Yani işte ara sıra olan çarpıntı, flushing, baş ağrısı ataklarını zaten hepiniz yapacaksınız ama burada biraz detay kesinlikle işinize yarayacaktır. Nefroloji ile ilgili tabii özellikle glomerülonefritlerin sekonder nedenleri yine sorulmamış senaryolardan biri. Alfa 1 antitripsin eksikliğine bağlı membranoproliferatif glomerülonefrit olması. Biliyorsunuz membranoproliferatif glomerülonefrit genelde sekonder nedenler açısından biraz daha diğerlerine göre siliktir. Hani nedeni biraz daha idiopatizme kayar ama alfa 1 antitripsin eksikliği ve membranoproliferatif glomerülonefrit akılda tutulmalı. Mikofenolat mofetil biliyorsunuz önemli bir böbrek nakli sonrası, transplant sonrası kullanılan özellikle önemli bir immünsüpresif ilaç. Ve bu immünsüpresif ilacın Pneumocystis jirovecii'ye karşı koruyucu olması yine transplant immünolojisinde karşımıza çıkabilecek sorulardan biridir. Aşağıdaki hangi renal transplantasyon ilacı Pneumocystis carinii ya da işte eski adı biliyorsunuz jirovecii'ye karşı koruyucudur şeklinde soruyla karşılaşabilir. Bu yine benim favori yerlerimden biri özellikle klinik yaklaşımda. Tabii nefroloji ve kronik böbrek yetmezliğindeki en önemli problemlerden biri adinamik kemik hastalığı. Gene board sınavlarında ve yurt dışında oldukça fazla soruluyor. Biliyorsunuz son dönemde o renal osteostrofinin en dramatik tablosu son dönemde adinamik kemik hastalığı. Bunun için risk faktörleri tabii son dönem kronik böbrek yetmezliğinde parot hormonun 100'ün altında olması. Kalsiyumlu fosfor bağlayıcı kullanımı özellikle kalsiyum düzeyini arttırıp kalsiyum fosfor çarpımını arttırabiliyor. Periton diyalizi bu gene önemli bir tablo sorusudur. Aşırı D vitamini kullanmak yani hastanın kan kalsiyumunu yükseltici senaryolar bunu oluşturabilir ve alüminyum toksitesi. Özellikle burada hangisi adinamik kemik hastalığı için risk faktörüdür ya da değildir? Bakın dikkat edin parot hormonun düşük olması. Normalde kronik böbrek hastalarında parot hormon yüksektir. Sekonder hiperparatiroidi vardır. Ama son dönemde parot hormonu düşük hastalarda adinamik kemik hastalığı için risk faktörü olması özellikle kalsiyum yükseltmeye başladığınız zaman parathormonu baskılayabilir ya da aşırı D vitamini kullandığınız zaman bu yine önemli bir tablo sorusu olarak çıkabileceğini düşünüyorum sert sorular içerisinde. Gastroenterolojide hiç sorulmamış. Evet, Helicobacter'in gastrointestinal sistem dışı en sık birlikte olduğu hastalık ITP. İyi bir soru. Yapıp geçeceğiniz, hani bilirseniz yapıp bilemeyecekseniz eleneceğiniz sorulardan biri. ITP'yi unutmayacağınızı düşünüyorum bu aşamadan sonra. Hepatit B tedavisinde rezistans gelişme riski gösterilememiş antiviral tenofovir. Birçok ilaca karşı lamivudinle başlayan bu direnç sirkülasyonunda tenofovire karşı direnç gösterilememiştir. Ya da hepatit B virüsü hangi ilaca karşı en az direnç gösterir şeklinde tenofoviri görebilirsiniz. İşte son Gastro Textbook'undan 2020'deki hepatit B ve D için hepatosit girişini kullandığı reseptör bulunmuş. İşte NTCP dedikleri reseptör. Bu reseptörü bloke eden Muculdex denen bir ilaç var. Muculdex B. Biliyorsunuz hepatit D'nin zaten kronik hepatit D olduktan sonra interferon dışında bir tedavisi yok. Hepatit B'de antiviral tedavi şansınız tabii ki var ama hepatit D için özellikle NTCP blokörü veya için fizyoloji kısmına baktığınız zaman işte hangisi hepatit B ve D'nin hepatosite giriş için kullandığı reseptördür. NTCP şeklinde ve bunu inhibe eden Muculdex yine aklımızda kalmalı. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında en sık birlikte olan akciğer hastalığı. Bu da yine son Gastro Textbook'undan yazdığım bilgilerden biri. Hepimiz hani yine ekstra intestinal, ülseratif kolit ve kronun birkaç bulgusunu biliriz. İşte eritematozum, piyodermal gangren uzumlar, ülseratif kolit için siklorozan kolanjitler, gözde üveitler, böbrek taşları ama akciğer hastalığı ile ilgili inflamatuar bağırsak hastalığına eşlik eden çok bilindiğini düşünmüyorum. Kronik bronşit. Özellikle ülseratif kolit ve kronda kronik bronşit sıklığının arttığını ve ekstra intestinal bulgulardan biri olduğunu gene gastro bilgisinde bilmekte fayda var. İşe yarar bir bilgi olduğunu düşünüyorum bunun. Romatoloji için son Cecil'den aldığım bir tablo. Ürik asit yüksekliği, hiperürisemi biliyorsunuz yine kazanılmış veya genetik nedenli olabilir. Genetik nedenleriyle ilgili özellikle medüller kistik böbrek hastalığını unutmamak gerekir. En başa yazmış tabloda. Tabii çeşitli reseptörler, GLUT9, ABCA2 mutasyonları, URAT1'i çıkartabilirsiniz. Hani ürik asit 1 mutasyonları.
Bakın bundan sonrakiler TUS'un ilgi alanına girebilecek. İşte glikojen depo. Ben bunu tek rakamlar diye söylüyorum. 1,3,5,7 fruktoz 1 fosfat aldolaz eksikliği, miyoadenilat deaminaz eksikliği ve özellikle geç başlangıçlı formu yine biyokimya için bile ideal bir tablodur bence. İşte karnitin palmitoil transferaz 2 eksikliği. İşte aşağıdaki hangi enzim eksikliğinde hastada ürik asit yüksekliği olabilir? Bu 3 enzimi de fruktoz 1 fosfat aldolaz, miyoadenilat deaminaz ve geç başlangıçlı oranda karnitin palmitoil transferaz 2 eksikliği biyokimya soruları içerisinde de olabileceğini düşünüyorum ama hangi işte kistik böbrek hastalığında hiperürisemi için risk faktörüdür? Medüler kistik böbrek hastalığı da gene bence soru değeri var. Yine akılda tutulmalıdır. Tablo soruları sorulması en kolay soru profilleri biliyorsunuz. Eklenir eklenmez textbooklara sorulabiliyor. Romatoloji ile ilgili gene TNF alfa blokörleri, burada romatolojide kullanılanları infliximab, adalimumab, golimumab ve sertolizumab. Ortak gen etkilerini yazmaya çalıştım. Tabii hepimiz çıkartabileceğimiz enfeksiyon anti-TNF'lerde, latent tüberküloz enfeksiyonu, lenfoma riski, nörolojik depsit, ilaç ilişkili lupus, infüzyon reaksiyonları ve karaciğer enzimlerinde artış. O yüzden takip ederken başlangıçta mutlaka PPD testi yapılıyor. Karaciğer fonksiyon testlerini mutlaka periyodik takip etmek lazım. Bir süre belirtilmese bile. Ve bu yan etkiler açısından mutlaka alert olmuş olmak gerekiyor. Romatolojide kullanılan yeni ilaçlar soruluyor, soruldu. Gene buradan soru var dediğim gibi. İşte apatasept CD80-86 reseptörlerine bağlanıp CD8-28 ile etkileşime girmesini önlüyor. Böylece T lenfosit aktivitesini bloke eder ve B lenfositlerin immün etkilerini azaltıyor. Yani burada yaptığı şey şu aslında. B lenfositle T lenfosit arasındaki bağlantıyı koparır. Dolayısıyla hastanın otoimünitesine faydası var. Bunu CD80-86 reseptörlerine bağlanıp CD28 etkileşimini bozarak yapıyor. Anakinra'yı biliyorsunuz interleukin 1 reseptör antagonisti, interleukin 6 reseptör blokörü de tosilizumab. Bu anakinra ve tosilizumab biliyorsunuz COVID'in sitokin fırtınasında da deneniyor tedavide. O yüzden tosilizumabı da sordu, anakinra'yı da sordu. Ama bu tosilizumabın özellikle divertikülit yan etkisi, ince bağırsak, kalın bağırsak perforasyonu yapabileceği, divertikülite yol açabileceği gene yurt dışındaki sınavlarda sorulmaya başlandı. O yüzden mutlaka bilmiş olmak gerekiyor. Ve tabi rituximab'ı hepiniz biliyorsunuz. CD20 monoklonal antikoru. Gene romatoloji için önemli ilaç senaryolarından biridir. İmmünoloji için her sınavda bir immünoloji hatta iki immünoloji sorusu oluyor. Son sınavda özellikle işte anafilakside intramüsküler anafilaktik şovda intramüsküler adrenalin tedavisini sordular. İşte hiperimmünglobulin D sendromunu sordular. Benim bu sınav için favorim kronik granulomatöz hastalık. Bu özellikle immün yetmezliklerde pediatri için de önemli olduğunu düşünüyorum. Klasik bir NADPH oksidaz eksikliği, özellikle katalaz pozitif enfeksiyonların arttığı klişe bilgilerden biridir. Staph aureus türleri, serrata türleri ve işte Borklée'de Kaposia dediğimiz enfeksiyon türleriyle Aspergillus enfeksiyonları artabilir. Tabii bu çıkartabileceğiniz bir senaryo. Hani enfeksiyona yetkinliğin artacağı açık. İmmün sistemin depresi olarak. Birincisi NADPH oksidaz eksikliği. İkincisi de makrofaj zengin granülomlar oluşuyor kronik granulomatöz hastalıkta ve bunlar başlıkça karaciğer, dalak ve diğer organlarda ortaya çıkıyor. İşte tekrarlayan makrofaj zengin granülomlarla seyreden immün yetmezlik sendromu deyince kronik granulomatöz hastalığı unutmayın. Önemli bir immün yetmezlik ve önemli bir senaryo. Aklımızda mutlaka kalmış olması gerekir ve tedavi tabii ki kit. Yani kemik ilini kesinlikle değiştirmiş olmak gerekiyor. Enfeksiyon hastalıklarından yine uzun süredir unutulduğunu düşündüğüm sıtma. Burada bir genel tedavi toparlaması yapmaya çalıştım. Özellikle komplikasyonsuz falciforumda artameter ve lumefantrin kullanılabiliyor. Tekrarlayan falciforumda gene artameterle lumefantrin artı primakin ya da kinin kullanabiliriz. Özellikle rekürren yapan falciforum türlerinde. Gebelerde sıtma tedavisi daha önce sorulmuştur. Özellikle falciforum türlerinde gene gebede komplikasyon yoksa oral kinin ve klindamisin kullanılabilir. Şiddetli sıtmada ilk tercih artesunat IV gene sorulmamış ilaçlardan biri. Profilakside hepimizin bildiği primakin mutlaka kullanıyoruz. Dirençli falciforum veya falciforum dışı sıtma tedavisi. Dikkat ederseniz hepsine komplikasyonsuz falciforum, tekrarlayan falciforum diye söyledik. Dirençli falciforum varsa ve falciforum dışı sıtmada atafukan, proguanil
Müthiş bir ilaç sıtma için. O yüzden mutlaka yine akılda tutmak gerektiğini düşünüyorum Atovaquan'ı. Aklımızda dursun ve tabii biliyorsunuz parazitlerin özellikle yaşam siklusu sırasındaki tedavi modaliteleri de soruluyor. İşte hipnozoidlere en etkin olan pirimakin diye mutlaka not düşer sıtma tedavisine. Bu tablonun gene artemeterlumefantrinden, komplikasyonsuz falciforumdan, tekrarlayan falciforumu da aynı şekilde tedavi edebilirsiniz ama özel tekrarlayan falciforumda pirimakini eklemeyi ya da kinin eklemeyi unutmuyoruz. Eğer gebe ise oral kinin ya da klindamisin, şiddetli ise mutlaka artesunat, profilakside pirimakin yine deneyebilirsiniz. Dirençli falciforum ve falciforum dışındaysa atovaquan, proguanil çok iyi bir ilaç. Mutlaka sorulacaktır diye düşünüyorum ve hipnozoidler için de pirimakin gene aklımızda kalmalı. Yoğun bakımla ilgili intoksikasyon soruları çok sorulmaya başlandı. O yüzden ben buraya güncel antidotları aldım. Özellikle intoksikasyonlarda kullanılan güncel antidotlar bilinmeli diye düşünüyorum. İşte yenilerden biri zitramin var. Bir çinko derivesi. Z'den aklınızda kalabilir hani kimyasal formülünden. Etanol intoksunda kullanılabiliyor. Özellikle alkol intoksu için önemli. Mantar intoksikasyonu önemli bir biliyorsunuz. Mortalite ve morbidite nedeniyle silibimin var. Önemli yine bir antidottur mantar intoksunda kullanılabilen. Ve bu yeni oral antikoagülanlar için biliyorsunuz antidotlar yapıldı. Özellikle idarucizumab, dabigatran için çok önemli bir monoklonal. Gene sorgulanabilir farma anlamında. Ve faktör 10 aynı bitörleri için de andeksanat alfa yapıldı. Bu da yine antidot ve zehirlenme senaryolarında aklımızda kalmalı. Bir de yoğun bakım için tabii sepsis önemli problem. Belki bunu enfeksiyon hastalıklarına da yazabilirdim ama global perfüzyonun en iyi göstergesi olan santral ven oksijenasyonu dediğimiz terminoloji ve parametre var. Özellikle global perfüzyonun en iyi göstergesi deyince aklımıza hep biliyorsunuz sadece sepsis değil şokta da işte idrar çıkımı falan gelir. İşte perfüzyonu iyi gösteriyor. En iyi göstergesine santral ven oksijenasyonu yazılmış. Bu da yine hem hemodinami hem de yoğun bakım soruları için önemli olduğunu düşünüyorum. Geriatri için beklediğim sorular yaşlıda depresyon tedavisi. Bu yine küçük stajyer için de önemli. Biliyorsunuz orada da psikiyatri soruları ve ilaçları var ama son board sınavlarında ve özellikle yan dal sınavlarında yurt dışında da bu geriatrik yaş grubundaki tedavi yaklaşımları ile ilgili sorular gelebiliyor. Buraya özetledim. Yine hangisi doğrudur, yanlıştır şeklinde de sorulabilir ama geriatri ile ilgili de muhakkak bir soru olabiliyor. En başta tabii yan etkisi az olduğu için SSRI'ları seçiyoruz yaşlıda depresyon tedavisinde. Özellikle uyku bozukluğu varsa sedatif etkili trazodon, miyanserin yine seçilebilir. İşte enerji azalması, yorgunluk, uyuşukluk hali, sedatif etkisi düşük olan yine SSRI'lar işte fluoksetin, sertralin, fluoksamin veya citalopramı ön plana çıkılır. Venlafaksinin uzun etkili preparatı verilebilir. Kısa etkilisinin tabii yaşlıda yan etki profili olabiliyor. Moklebemit ve mirtazapin kullanılabiliyor. Özellikle mirtazapin için kırmızı bir punto koydum. Anksiyete, uyku bozukluğu ve kilo kaybı. Biliyorsunuz depresyonla beraber tabii yeme içmenin kesilmesi ve kilo kaybı çok önemli. Kilo kaybı olanlarda mirtazapin kullanabileceği özellikle yaşlı hastada soruldu yurt dışı sınavlarda. Aklınızda kalsın. İlk gün ve haftalarda tabii daha çok bulantı, sıkıntı, uykusuzluk yaparsa tedaviye işte benzodiazepin eklenebilir diyor. Biliyorsunuz bağımlılık potansiyelleri olduğu için biraz geri planda durduğumuz bir ilaç ama özellikle önemli. İşte kısa ve güçlü etkili olmayan bağımlılıktan kaçınmak için ve 3 haftayı geçmeyecek şekilde lorazepam ekleniyor kısa etkili. Alprazolam çok önerilmez bağımlılık potansiyelinden dolayı ama lorazepamı özellikle kılavuzda geriatri kısmında işte bulantı, bunaltısı, sıkıntısı, uykusuzluk sıkıntısı olanlara tedavi modalitesi olarak ekleyebilirsiniz. Özellikle önerilmeyen ve kırmızı punto ile yazdım işte mesela kilo kaybı olanda mitrazapinler, işte uzun etkili venlafaksin kullanılması, ilk tercihin SSRI olması, uyku bozukluğu varsa trazodon, miyanserin. Bunlar hep yaşlıda çalışması olan ve yan etki portföyü nispeten daha az olan diyelim. Mesela soru olarak aşağıdaki hangi benzodiazepin yaşlıda depresyon tedavisinde seçilebilir? Lorazepam şeklinde karşılaşabilirsiniz. Veya kilo kaybı olan bir yaşlı depresif hastada hangisi kullanılabilir? İşte mirtazapin şeklinde. Bunlar yine geriatri olarak bazen karşımıza çıkabilecek ve bize level atlatabilecek durumlardan biri. Ve tabii yaşlıda bu da depresyon dışı tahili için önemli bir senaryo biliyorsunuz. Hormonların durumları.
Gebede, yaşlıda özellikle gebelik fizyolojisinde, yaşlı fizyolojisinde artan ve azalan senaryoları sormayı çok seviyorlar. Ben burada her zaman siz de çalışırken öyle yapıyorsunuzdur eminim. Hastada az olan kısma konsantre olmak gerekiyor. O yüzden burada değişmeyen ve özellikle artan hormonlara konsantre olmanızı istiyorum. İşte gastrointestinal peptit özellikle GİP açısından önemli. TRH, tiroid hormonları, glukagon light peptit 1 ve efinefrin düzeyi değişmiyor diye söyler. İnsülin, parot hormon, FSH. Bakın LH kadında artıyor, erkekte LH azalıyor. Bu açıdan önemli. Norepinefrin, kortizol, kolesistokinin hormonlarında yaşlıda arttığını görüyorsunuz. İşte dedim ya tablo soruları buradan oluşuyor. İşte hangisi yaşlıda artan hormonlardan değildir ya da artar azalır şeklinde sorabiliyor. İşte burada dediğim gibi değişmeyene veya artana konsantre olursanız zaten sorduğu tabloda cevabı ya da yanlış olanı burada görebilirsiniz. Ben burada 5 tane olan TRH, tiroid hormonları, GLP, GIP ve epinefrini öneriyorum. Düzeyi değişmeyen hormonlar anlamında. Bu da geriatrinin fizyolojisinde, yaşlılık fizyolojisinde gene bizi zor soruların içerisinden alır kanaatindeyim. Evet, bugün anlatacaklarım bu sunumda bu. Özellikle biliyorsunuz sınava yakın genel konu çalışmak özellikle klinikten biraz daha bizi yoruyor. Son dönemlerde biliyorsunuz temel ağırlıklı, yani ezberimizi daha iyi yapabilmek için temel ağırlıklı gidiyorsunuz. Doğrudur, haklısınız. Ama klinikte böyle spot bilgilerin hap şeklinde sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. İnşallah da yarar. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.